kuzu elde etmek için ilk önce bir koç katımının yapılması gerekli. Koç katımından önce koçlarınıza neler uyguluyorsunuz? Şimdi koç katımında koçların özellikle yaşları çok önemli. Koçun yaşı çok önemli. 1,5-2 yaşında olması gerekiyor koçun. Tabii yaşı ilerledikçe sperma kalitesi, aşım sayısı düşüyor. Yaşı küçükken de aynı şekilde söz konusu bu durumlar. Yaşından sonra koçun kondisyonu çok önemli. Bunun için tabii biz koç katmadan önce hayvanları ekstra besliyoruz ama enerji yönünden daha çok besliyoruz. Çünkü o dönemde en çok ihtiyacı olan şey enerji. Enerji takviyesini tamamladıktan sonra sperma kalitesini ve aşım sayısını arttırmanın bir diğer yolu melatonin takviyesi. Biz bunu bu dönem uygulayacağız. Önümüzdeki dönem uygulayacağız. Tüm koçlarımıza koç katımından 20-25 gün önce melatonin takviyesi yapacağız. Muhtemelen o araştırmalarımıza göre onun da meyvesini alacağız. Peki koçlarda herhangi bir seleksiyon yapıyor musunuz? Yani koçları işte ayırt ediyor musunuz? Aşım miktarı fazla olan koçları veya güçlü olan koçları ayırt edip onunla geri kalanını da sürüden çıkartıyor musunuz? Böyle tarzda çalışmalarınız var mı? O noktada bizim kriterimiz koçun yaşı ve koçun kondisyonu. Çünkü koç genellikle merada aşım yapıyor. Kapalı ortamda aşım biraz daha riskli. Açık alanda olduğu için bunu takip etmek de çok zor. Ama siz koçu yaş ve kondisyon kriterini baz alırsanız bu noktada çok sorun yaşamazsınız. Biz tabii koç eğer yaşlandıysa ve herhangi bir sindirim sisteminde veya herhangi bir patolojik bir şey varsa biz onu zaten değerlendirip koçu sürüden ayırıyoruz. Amaçlara herhangi bir şekilde bir şey uyguluyor musunuz? Anaçlarda koç katımından önce bilinen aslında koç katım mevsimi diye İç Anadolu'da bilinen bir mevsim var. Eylül, Ekim, Kasım ayları gibi. Genellikle bu şekilde koç katılıp işte Şubat, Mart gibi yavru alınıyor. Tabii koyunlar güneş ışığının etkisiyle östros kızgınlık gösterdikleri için diğer mevsimleri çok fazla verimli kullanamıyorsunuz. Biz bu noktada tüm atıyorum sonbahar aylarında koç kattığımız sürünün bahar aylarında doğum yaptıktan sonra çok daha iyi bir beslenmeyle Mayıs sonu gibi tekrar reprodüksiyon çalışmalarıyla senkronizasyon çalışmalarıyla tekrar koç katacağız. Verimimiz muhakkak mevsim itibariyle olduğu gibi olmayacak. Ama biz tabii hayvanı boşuna ahırda tutmaktansa gene de az da olsa %30-35'lik bir kayıp da olsa gene kuzu almayı hedefliyoruz. Özel bir besi uyguluyor musunuz koç katımından önce? Koç katımından önce enerji takviyesi yapıyoruz. Bu noktada biz genellikle mısır silajını çok fazla kullanmıyorlar Türkiye'de özellikle ama biz mısır silajı kullanıyoruz. Rasyonda 1 kiloya kadar koç katım döneminde bunu arttırıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık. Melas takviyesi yapıyoruz. Sürümüz de genç. Bu bulunduğumuz işletmedeki sürümüzün yaşı çok genç. Sürü yaşlandıkça zaten sizi mecburen tetikliyor. Aldığınız yavrunun hemen hemen %50-55'i dişilik oranı var. Bu %50-55'lik dişilik oranı sizi mecburen sürüde bir seleksiyona itiyor. Bu da dolayısıyla sürünün sürekli genç kalmasını sağlıyor. Bu noktada kabaca yaptığımız şeyler bunlar. Peki kuzularımız oldu. Yetim kuzularımıza herhangi bir özel bir şey uyguluyor musunuz? Yetim kuzularımıza süt annesi buluyoruz. Ama özellikle kolostrum döneminde ise eğer o yetim kuzu, o çok önemli. Yani kolostrum alamadıysa bir kuzunun hayatta kalma şansı yok. Kolostrum ağız sütünü, ilk ağız sütünü almasını evet, çok önemli. Evet, ağız sütünü alması çok önemli. Bizim zaten doğumhanenin de çıkışı buradan ortaya çıktı. 50 tane koyunu, 70 tane koyunu çok rahat kontrol edersiniz ama bu rakam 1000 olduğu zaman bunu hiç kimse kontrol edemez. O yüzden bizim tüm doğumhanedeki 1,5 metrekare alandaki tüm kulübelerin renkleri farklı, numaraları farklı. Yani hangi kuzu, hangi ağırlıkta, yetim mi, değil mi, ikiz mi, üçüz mü gibi
özel işaretliyorsunuz. Evet. Annesiyle kuzuya aynı numaraları mı veriyorsunuz? Böyle bir sistem mi geliştirdiniz? Evet, o şekilde bir sistem yaptık. Padokların renkleri farklı. Bunu personel kolay fark edebilsin diye biz bu şekilde seçtik. Bu çok önemli çünkü tek düze bir düzende bunu fark etmek çok zor. Hangi kuzunun, hangi koyunun, hangi kuzunun annesi olduğunu bile karıştırmak mümkün. Hemen doğar doğmaz kuzunun üzerine işaretliyorsunuz. Evet, ikiz mi? Zaten doğar doğmaz doğum ağırlığı belirleniyor. Biz 3 kilo olarak baz aldık bunu. 3 kilonun altındaki, 2700'ün altındaki kuzular bizim için ekstra bakıma ihtiyacı olan kuzular. Bu noktada doğumhanenin o şekilde olması bize çok büyük avantajlar sağlayacak diye umuyorum.